60-100 bin hektarlığa çıkarması için çaba sarf edeceğiz. Çünkü şu anda mevcut hayvan varlığımızın ancak %6'sına tekabül ediyor bu. Siirt'te tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sektör paydaşları ile sorun ve taleplerin görüşüldüğü geniş katılımlı 2022 tarım ve hayvancılık sektör toplantısı yapıldı. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantının açılış konuşmasını ve sunumunu Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan yaptı. İl Müdürlüğü'nün ve Siirt Valiliği'nde büyük çabası vardır. İlk defa Türkiye'de mevzuatsal anlamda bir göçer varlığı kabul edildi. O şeyler sırasında, sevkler sırasında olan büyük cezalar, işte 129 lira olan ceza 5 liraya düşürüldü. Elimizden gelen göçerlerimizi rahatlatmak için eksikler, aksaklıklar neyse bugün de yine kararı alırız. Bunu geliştiririz. Güncellemeden dolayı büyük başta çok düşüş yaşadık. Mesela büyük başta 2020 yılında 44 bin olan rakam 33 bine düştü. Üretim ve 28-29 binde artış mı sağladınız biraz güncellemeyle? 33 bine çıktı, bu 29 bindi. Ama çok şükür küçük başlık rakamlarımızda güncellemeye rağmen rakama bir düşme olmadı. Hatta burada 45-40 bin civarında, 30 bin civarında da bir artışımız var. Bu bizim için iyi. Kovan sayımızda da geçen 172 binden 177 bine çıktık ama şeyde biraz düşüşümüz var. 23 bine düştük. Geçen yıl 2400 tondu, bu yıl 2300 tonlar civarında düştük. Bu belki biraz Faik Başkanı Ersin belki biraz daha düşük olabilir diye. Evet, daha düşük. Biraz daha düşük olduğu diye düşünüyorum. 2020 yılını kapattığımız için 2020 rakamını yazıyoruz. Bitkisel üretime tam 43 milyon lira destek verdik. Hayvancılığa 34 milyon destek verdik. 77 milyon, 2020 77 milyon destekle kapattık. Niye 2020 yazıyoruz? 2021'in başvurularını hep 2021'de aldığımız için net rakamlar bu rakamlar. Ama 2021 yılında da şu ana kadar bitkisel üretimde 35 milyon, hayvancılık desteklemelerinde de 3 milyon 300 bin gibi bir desteklerimiz var. Bu yaklaşık 40-45 milyona çıkacak. Bu da projeksiyon yaptığımızda 2030 yılına kadar en az 100 bin tonluk bir üretim öngörüyoruz Siirt için. Bal üretimimiz de böyle. 2002'de 228 tonlar civarındaydık. 19 bin kovan. Şimdi çok şükür 177 bin. Faik Başkan 190 bin diyor ama 177 evet. bin kovan sayısı. Çıktı yıl. Her kadar çıktı ama. Evet, bu rakamlar da iyi bizim için. İyi. Katılımcıların görüş belirttiği toplantı salonunda sorun ve taleplerin yer alacağı Siirt Tarım ve Hayvancılık Sektörü Sorun ve Talepler raporu hazırlandı. Rapor, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli ve üst düzey yöneticilerin katılacağı Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısında sunulacak. Tarım ve hayvancılık sektörünün ülkemiz ve özellikle Siirt ili için hayati önem taşıdığı konusunda mutabakat sağlayan toplantıda sektör paydaşlarının işbirliği için hareket etmesi ve düzenli aralıklarla bu tür toplantıların yapılması karar alındı. Toplantıya Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü idarecileri, DSİ ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü, Ziraat ve Veteriner Fakültesi dekanları, TMO yetkilisi, Ziraat Odası Başkanları ve Birlik Başkanları katılım sağladı. Toplantıya aynı zamanda Çekül Vakfı temsilcisi olan Genel Yayın Yönetmenimiz Ayhan Mergen de katıldı. Bunlar da hayata geçiniyor.